Teşekkürler Burak Alganatar, kolay gelsin. Evet, şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Sırada 23 Nisan'ı kutlamak için yapılan farklı bir etkinlik var. Su altında Kuğu Gölü Balesi İstanbul'da özel bir akvaryumda yapılacak. Gösteriyi su balesi ve senkronize yüzme dallarında ülkemizi temsil eden Türk milli takımı sporcuları gerçekleştirecek. Bu ilginç gösteriyi muhabir arkadaşımız Merve Yakan takip ediyor. Evet Merve Yakan, söz sende. Meltem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar aslında caddelerde ve sokaklarda görmeye alışığız. Ama bugün burada bir ilk gerçekleşecek ve Türk milli sporcuları suyun altında ilk kez Kuğu Gölü Balesi yapacaklar. Bizler şu anda İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumdayız. Gördüğünüz gibi suyun altında binlerce canlı var. Dakikalar sonra da Kuğu Gölü Balesi yapmak için Türk milli sporcuları suyun altına bir iniş gerçekleştirecekler. Gerçekten o ana dakikaların kaldığını söyleyebiliriz. İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumda milli sporcular suyun altında Kuğu Gölü Balesi gerçekleştirecekler. Burada yüzlerce çeşit, binlerce tür balığı bir arada görebilmek mümkün ve 23 Nisan'da da çocukların eğlenip burada güzelce vakit geçirebilmeleri için ilk kez bu türde bir organizasyon düzenleniyor. Dakikalar sonra söylediğimiz gibi dev akvaryumda yüzlerce çeşit balığın arasında Türk milli sporcularını göreceğiz Kuğu Gölü Balesi yapmak için. Gördüğünüz gibi şu anda balıklar var dev akvaryumun içinde. Biraz sonra Kuğu Gölü Balesi yapmak için balerin kızlar da, Türk milli sporcular da suya iniş gerçekleştirecekler. Onların yukarıda şu anda hazırlıkları sürüyor. Suya giriş yapmak için hazırlıklarını tamamlıyorlar. Oldukça da etkileyici bir deneyim olacak onlar için. Onlar günlerdir bu ana hazırlandılar ve dakikalar sonra da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için burada ilk kez suyun altında Kuğu Gölü Balesi yapacaklar. Bekleyişimiz sürüyor. Burada yavaş yavaş çocuklar da gelmeye başladılar. Biraz sonra burada gerçekten yoğun bir kalabalığın olması bekleniyor ve Türk milli sporcuların da Kuğu Gölü Balesi yapmak üzere suyun altına inmesi bekleniyor diyebiliriz. Söylediğimiz gibi onların yukarıda hazırlıkları devam ediyor ama burada da bir görsel şölenin yaşanmasına şahit oluyoruz. Gördüğünüz gibi balık sürüleri de adeta onları beklercesine güzel bir geçiş gerçekleştiriyorlar ve dakikalar sonra da Kuğu Gölü Balesi yapacak olan balerinler suyun altına inecekler ve bir ilke imza atacaklar. Türk milli sporcular suyun altında Kuğu Gölü Balesi gerçekleştirecekler. Yukarıda hazırlıklar son sürat devam ediyor ve evet, yavaş yavaş kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Milli sporcular suya inmeye başladılar. Buradan çok az bir şekilde görmek mümkün. Biraz sonra burada gerçekten görsel bir şölene eşlik edeceğiz. Evet, balık adamlar geliyor ve evet, o gösteri, suyun altındaki Kuğu Gölü gösterisi şu anda başlamak üzere. Onlar beyazlarını giydiler, suyun altına indiler, hazırlıklarını tamamladılar ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için burada çok güzel bir gösteri gerçekleştirecekler. Peki onlar kaç tane çeşit balığın içinde yüzecekler? Bunu da Gülnur İnkaya'dan öğreneceğiz. Öncelikle bu ilk kez gerçekleşen bir organizasyon değil mi? Evet, ilk kez gerçekleştiriyoruz. Biz özel günlerde sürekli su altında bir gösteri yapmaya zaten özen gösteriyoruz. Bu sefer de Çaykovski'nin Kuğu Gölesi'ni sergilemek istedik. Ve bu arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Peki kaç çeşit balığın arasında yüzecekler? Neler var suyun altında onları bekleyen? Tabii şu anda 4,5 milyon litrelik ana tankımızın içinde bu gösteri sergilenecek. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş binlerce canlı var. Köpek balıkları, özellikle tabii herkesin en çok ilgisini çeken köpek balıkları. Şu anda 30'a yakın köpek balığımız var değişik türlerde. Vatozlarımız var. Aynı zamanda tabii ki bizim denizlerimizden de canlılar mevcut. Onlar için de tabii büyük bir deneyim bu aslında baktığınızda. Çünkü onlar bu tarz çalışmaları genelde hep havuzlarda yapıyorlar.
Ama dediğim gibi burası tuzlu su. Onun için de burada epey hummalı bir çalışma oldu bu gösteri için. Peki ne kadar sürede hazırlandılar Gülnur Hanım bu gösteri için? Aşağı yukarı 15 günlük bir süre zarfında bu gösteriyi hazırladık. Yani... Tabii kendi havuzlarında da yaptılar antrenmanları ama demin de belirttiğim gibi burada tuzlu suda ve balıkların arasında yapmak daha zor ve daha farklı. Onun için çoğu zamanlarına burada gerçekleştirdiler gösterini. Peki suyun altında ne kadar süre kalarak bu gösteriyi gerçekleştirecekler? Toplamda 12-13 dakikalık bir gösteri bu. Ve çeşitli figürleri şimdi birazdan evet başladılar sergilemeye. Gerçekten görsel bir şölen olduğunu söyleyebiliriz. Evet, oldukça keyifli. Umarız izleyicilerimiz de bizim hissettiğimiz coşkuyu hissederler. Bu arada bugünkü programa ait de detayları sizden öğrenelim. Şimdi bunun prova olduğunu söyleyebiliriz. Aslında öğleden sonra asıl gösteri başlayacak değil mi? Evet, bizim gösterimiz bugün ve yarın 4 seans halinde 13-15, 14-15, 15-15 ve 16-15 olmak üzere 4 seans halinde aşağı yukarı 10-13 dakikalık bir gösteri olacak. Gelen ziyaretçiler zaten çocuklara, biz çocuk bayramı olduğu için indirimli girişlerimiz var. Umarız keyifle seyredeceklerdir. Şimdi izleyenler de eminim merak ediyordur. Ücretler hakkında da kısa bir bilgi verebilirsek çok memnun olurum. Tabii yetişkinler 29,5 lira. Normalde çocuklar, öğrenciler, işte öğretmenler 22 lira. Fakat demin de belirttiğim gibi bu 23 Nisan çocuklara özgü bir bayram olduğu için çocuklar 15 liradan giriş yapıyorlar. Teşekkür ederiz bize bu detayları verdiğiniz ve yayınımıza katıldığınız için. Evet Meltem, gördüğün gibi gerçekten burada görsel bir şölen yaşanıyor ve çocuklar da etkilenmiş gözlerle burada onları izliyorlar. Anne babalar da onlarla birlikte ve bu 23 Nisan coşkusunu suyun altındaki deneyime şahitlik ederek geçirmek isteyenler, anne babalar da gördüğünüz gibi çocuklarını buraya getirmiş durumdalar. Ellerde fotoğraf makineleri var. Çocuklar kenetlenmiş gözlerle suyun altındaki Kuğu Gölü valesini seyrediyorlar. Hemen çocuklara da mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhaba, nasıl buldun suyun altındaki gösteriyi? İyi. Hoşuna gitti mi? Evet. Peki sen girebilir miydin onların yerinde olsan? Giderdim. Balıklardan korkmaz mıydın? Hayır. Evet, gördüğünüz gibi balıklardan korkmayan ve suyun altına girebileceğini söyleyen cesaretli bir 23 Nisan çocuğuydu. Hemen dönelim, dev vatoslarla Kuğu Gölü Valesi'ne eşlik ediyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten oldukça da cesaret isteyen bir deneyimin olduğunu söyleyebiliriz. İlk kez suyun altında Kuğu Gölü Valesi gerçekleşiyor ve senkronize şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi Türk milli sporcular. Güler yüzleriyle, bembeyaz tütüleriyle buraya gelenleri karşılıyorlar. Görsel bir şölene eşlik ediyorlar. İstanbul Bayrampaşa'dayız. Dev akvaryumun tam da ortasındayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farklı bir etkinlikle bugün burada değişik bir organizasyon düzenleniyor. Gerçekten çocuklarını farklı bir alternatifle buraya getirmek isteyenler için oldukça da etkileyici bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu organizasyon tüm gün boyunca burada devam edecek. 13-15, 14-15, 16-15 saatlerinde burada Türk milli sporcuların Kuğu Gölü Valesi'ni izlemek isteyen çocukları İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumda milli sporcular bekliyor olacaklar ve bu gösteriler yarın da devam edecek. Yarın da tatil, yine çocuklar buraya gelip oldukça güzel vakit geçirebilirler. Gördüğünüz gibi senkronize hareketler devam ediyor ve oldukça da güzel bir görüntüye eşlik ediyoruz. Binlerce çeşit balığın içinde dev vatoslarla, köpek balıklarıyla birlikte yüzüyorlar ve 23 Nisan'da Türk milli sporcular Kuğu Gölü Balesi gerçekleştiriyorlar. Onları denetleyen bir de balık adam var burada. Hemen sol tarafta herhangi bir aksiliğe karşı onları sürekli denetim halinde tutuyor. Gerçekten çok güzel hareketler bunlar. Çocukların da oldukça ilgisini çekecek türden. Anne ve babaların da yoğun ilgisi olduğunu söylemek mümkün. Suyun altında yaklaşık 15 dakika kadar kalacaklar. Size de mikrofon uzatalım. Efendim merhabalar. Nasıl merhaba. Buldunuz suyun altındaki? Yani değişik. İlk defa söylüyoruz.
çocuğunuzu getirdiniz siz de tahmin ediyorum 23 Nisan. Evet. İlk defa böyle farklı bir etkinliğe mi şahit oluyor? Evet, aslında biz deniz canlılarını görmek için gelmiştik. Bu da şey oldu yani. Bonus. Rastlantı oldu, evet. Nasıl geçiyor peki 23 Nisan? Neler yapıyor? Valla buraya geldik. Başka bir şey yapmadık henüz. Evet, gördüğünüz gibi anne babaların da bu organizasyonlara ilgisi oldukça büyük diyebiliriz. İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumdayız. Fiyatların da oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Bilet fiyatlarını çocuklarını getirmek isteyen ebeveynlerin burada gerçekten farklı anlara eşlik edecek olmaları adeta garanti ediliyor. Gerçekten muhteşem görüntüler bunlar. Bu gölü valisi yapan Türk milli sporcular suyun altında muhteşem bir deneyime imza atıyorlar. Yüzlerce çeşit, binlerce balıkla birlikte suyun altında çok güzel bir görüntüye imza atıyorlar. Çocuklar bu görüntüden oldukça memnun. Kilitlenmiş gözlerle birlikte kuğu gölü yapan balerinleri seyrediyorlar. Onlar Türk milli sporcular. Şu tarafta da hemen dev bir vatos var. Yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim bu tarafta. Orada da yine çocukların ilgisi oldukça yoğun. Yerlere oturmuş, kenetlenmiş gözlerle ve evet Türk bayrağını açıyor şu anda. Türk milli sporcular. Gerçekten tüyler diken diken. Görüntü muhteşem. Türk milli sporculara bizler de bu muhteşem gösteri yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bu yaklaşık 10 dakika, 10-15 dakika kadar süren su altı gösterisinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Finalde Türk bayrağı açıldı. Gerçekten görülmeye değer görüntüler bunlar. İnsanı duygulandıran görüntüler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gördüğünüz gibi burada büyük bir coşku var ve yavaş yavaş bu kalabalıkta artacağını söyleyebiliriz. Öğleden sonra da bu coşku katlanarak büyüyecek gibi gözüküyor. 7'den 70'e herkes caddelerde, sokaklarda değil. Bugün İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumda 23 Nisan'ı kutluyor. Sporcular el sallayarak gösterilerinin sonuna gelerek su yüzüne çıkıyorlar. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Görsel bir şölen izlediniz. İstanbul'daki dev akvaryumda ilk kez su altında kuğu gölü balesi yapıldı. Ve onlar Türk bayrağımızı dalgalandırarak gördüğünüz gibi suyun üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Gösteri tamamlandı ama öğleden sonra gelen ziyaretçiler için de kuğu gölü balesi suyun altında devam edecek. Burası giderek kalabalıklaşıyor dedik. Gördüğünüz gibi uğurlamalar oldukça etkileyici. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Bayrampaşa'daki dev akvaryumdan gerçekleştirdik canlı yayınımızı. Suyun altında ilk kez kuğu gölü balesi yapan Türk milli sporcuların gösterisini canlı yayınlarımızla ekrana getirdik. Söylediğimiz gibi tekrar hatırlatalım. Bu gösteri öğleden sonra ve yarın da burada devam edecek. Çocuklarını getirmek isteyen anne babalara da ufak bir not diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Meltem. Teşekkürler Merve, gerçekten çok keyifliydi. Kolay gelsin. Yeah, 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 yeah.